Thomas Piketty'nin 21. yüzyılda Kapital kitabında sermaye karlılığının ekonomik büyümeden fazla olduğu durumlarda bunun gelir eşitsizliğine sebep olduğunu yazar. Eşitsizlik, kapitalist piyasa ekonomisinin doğal bir yan ürünüdür. Ekonomi büyüyüp ve insanlar gelişimciliğe teşvik edildiğinde bazı insanların şanslı, bazılarının şanssız, bazılarının çalışkan, bazılarının tembel olduğu ortaya çıkacaktır. Bazı insanlar sermayelerini doğru şekilde tahsis edecek, bazıları bunu başaramayacaktır. Bunları eşitsizlik olarak değerlendirebiliriz. Sizin de hak vereceğiniz üzere eşitsizliğin fazlası zararlı olabilir. Özellikle de demokrasi için kötü etkileri olabilir. Çünkü belli odaklarda çok fazla güç birikebilir. Daha kötüsü, demokrasi de eşitsizlikten beslenir hale gelirse bu ekonomik büyümeye de zarar verebilir. Yeterince tüketici yoksa veya alım gücüne sahip yeterince insan kalmadıysa ekonomik büyüme yavaşlar. Bu videoda bunların arasındaki nedenselliğe veya bunun sonuçlarına değinmeyeceğim. Kitapta söylenilen her şeye katılıp katılmadığımı anlatmayacağım. Sadece kitapla ilgili farklı bir bakış açısı göstermeye çalışıyorum. Çünkü kitap çok ilginç analizler yapabilmemiz için bir eleştirel düşünce altyapısı sağlıyor. Ben de bu özelliğinden faydalanmanızı ve bu konuda kendi yargınızı kendinizin oluşturmasını istiyorum. Bu videoda sermaye karlılığının ekonomik büyümeden fazla olması durumunun eşitsizlik artışının yalnızca görünen sebebi olabileceğini göstermeyi istiyorum. Tabii eşitsizlikle demokrasi arasındaki bağlantıyı göstermek çok daha zor. Ama buradaki ilk durumun her zaman geçerli olmadığını gösterebiliriz. Sadece elma üreten bir ekonomi hayal edelim. Ekonominin tamamı bu olsun. Kopyala yapıştır yapalım. Evet şuraya yapıştıralım. Bunun üzerinde de burada ekonomik büyümeye göstereceğiz. Örneğin birinci yılda ekonomi bin elma üretmiş olsun. İkinci yılda ise ekonomimiz büyüdü. Yani birinci yıldan ikinci yıla geçerken G yüzde iki oldu. Bin elmanın yüzde ikisi yirmi elma eder. O halde ekonomi ikinci yılda bin yirmi elma üretiyor değil mi? Şimdi birinci yılda üretilen bin elmanın beş yüzü sermaye sahiplerine gidiyor olsun. Yarıya bölelim. Peki kim bu sermaye sahipleri? Onlar meyve bahçelerine, elma ağaçlarına, makinelere, kısacası elma toplamak için gereken her şeye sahip olan kişiler. Kalan 500 elma da iş gücüne gidiyor. Evet, 500 iş gücüne. Bu ekonomide her şeyin elma üzerinden gerçekleştiğini varsayıyoruz. Bu durumda sermaye sahibinin elma bahçesini satın almak için 4000 elma ödediğini kabul edebiliriz. Buna göre birinci yıldaki sermaye karlılığı ne olur? Birinci yıldaki sermaye karlılığı 500 elma ise bunu sermayenin değerine yani 4000 elmaya bölersek 5 bölü 40 eşittir 1 bölü 8 eder. Bu da %12,5'e denk gelir. Yani en azından birinci yıl için sermaye karlılığı büyümenin üstüne çıkmış. Şimdi ikinci yıldaki sermaye karlılığını büyüme ile karşılaştıralım elde edilen tüm karın tekrar yatırıma dönüştürüldüğünü farz edelim. O halde sermayenin yeni değeri 4000 artı 500'den yani 4500 elmadır. Çünkü sermaye sahibi kazandığı elmaları tekrar işe yatırıyor. Bu 500 elmayla yeni makineler, yeni araziler alıyor. İş gücünün bu yılki payı biraz artıyor ve sermaye sahipleri yine 500 elma kazanıyor diyelim. Bu böyle olmak zorunda değil. Sermaye sahipleri de zam yapmış olabilirdi. Bu durumda tam tersi olacaktı. Sermaye sahipleri hala 500 elma kazanıyor. 520 elma da iş gücüne gidiyor. Sermayenin yeni karlılığı ne olur? 500 elma bölü 4500 elma eşittir. 1 bölü 9. O da neye eşittir? Sanıyorum 0,1 devirli gibi bir şey olması lazım. Evet 1 bölü 9 eşittir. 0,11111. Yani yaklaşık %11,1. Bu şemayı çizmekteki tek amacım şu. Bu durum R'nin G'den büyük olduğu bir durum. Sermaye karlılığı %12,5'den %11,1'e düşüyor. Ama her iki oranda ekonomik büyümenin çok çok üstünde ve buna rağmen eşitsizlik artmıyor. Elbette bunu sağlamak için sayıları özel olarak seçtim. Başka sayılar seçseydim sonuç başka türlü de olurdu. Ama sonuçta bu durumda R'nin G'den büyük olması eşitsizliğin artmasına yol açmadı. İlerleyen videolarda R'nin G'den büyük bir değerde sabit kaldığı durumda eşitsizliğin artabileceğini göstereceğim. Bu videoda R'nin G'den büyük olmasının illaki eşitsizlik artışıyla sonuçlanmayacağını gösteriyorum. Bu örnekte iş gücünün toplam gelirden aldığı pay bir yıl öncesine göre artıyor. Tekrar ediyorum, sermaye, iş gücü ve gelir eşitsizliği ilişkisinde Genelde iş gücünün geliri daha çok nüfusun düşük gelir dilimine giderken sermayenin geliri ise daha ziyade en yüksek %10'luk dilime gider. Çünkü sermaye genellikle üst dilimdeki küçük bir azınlığın elindeki toplanma eğilimini gösterir.